خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْوَكِيلُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Geceniz mübarek olsun abiler. Yeni gelen kardeşlere de hoş geldiniz. Şimdi ben bugün bu dersin, Bahattin'e biraz bahsettim ama bu dersin yapılmasına sebep olan bugün bir cenazeye katıldım. Tabii bir sürü cenazeye katılıyoruz ama bugün biraz farklı oldu. Cenazenin sahibi yakınım. Yani yakınım derken o babamın amcasının, yani o değil. Cenazeye bulunanların %70'i benim kuşağım. Benim kuşak. Benim kuşak tabii bazıları da ilkokulda arkadaşın, birkaç sene beraber oldun. Köylün. Ne oldu peki? Bunlar sana ayna oluyor. Bunlar ayna oluyor. Size ayna oluyor. Kendinizi orada seyrediyorsunuz. Nesini seyrediyorsunuz? Allah razı olsun. Allah'ın sendeki nimetin şükründe kemiğine kadar hissediyorsun. Yani Allah sana ne kadar nimet ettiğini ancak vahdi kıyası değil de vahdi kıyası değil yani. O ve ben yapmıyorsun. Orada kendini seyrediyorsun. Bir şey yok yani orada. Kurtarmadım. Nereden yaptı? Ha şöyle. Allah'ın nimetini anlamak, fark etmenin çeşitli yolları var. Bir tanesi de bu. Korkuyorsun bu sefer. Diyorsun ki beraber büyüdük. Adamların dünyalıkları var. Her şeyi var vesairesi olmuş da. Fakat şunu sormadan geçemiyorsun. Onu okuyacağım yani. Üzerinizdeki nimeti fark edesiniz diye söylüyorum. Sokağa çıktığınız zaman sen mesela Sivan. Yani şükür için yani. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Allah'ın Rabbinizin nimetini şükür için tadat et. Çıktığınız zaman simanızdan farklı değil mi? Bazı simalar korkutmuyor mu sizi? Endişettirmiyor mu? Bazısında böyle rahatsız olmuyor musun? Bazısında engerek ilanı gibi sokmuyor mu? Onlar görmüyor mu senin simayı, kendi simasıyla farkı? Görüyor. Anlamıyor mu? Bu soruları kafanıza bırakıyorum. Bakıyorsun bazıları, bu nimet yani. Haza çakal. Ruh çakal. Hani ahlak çakal demiyor. Peygamberimize Allah söz verdiği için cesetlerini domuz, çakal, yılan yapmamış. Miraç'ta geçmiş kavimlerde biliyorsun değil mi? Geçmiş kavimlerin siretiyle suretini, cismiyle ruhunu değiştirmiş ya. Peygamberimiz bir tane bunu istemiş. Benim ümmetimde bu pislikler de olacak ama onların gibi ruhunu yapma. Cismini yapma demiş. Ruhunu unutturmuş Allah. Ama ruhu öyle. Şimdi oraya baktığın zaman yabancı olsa o kadar etkilenmezsin de beraber okudun ya. Beraber yürüdün, beraber yaşadın. Beraber öğlen yemeklerini şey yapmışsın. Allah Allah. Gelelim şimdi. Ya Rabbi bu Risale-i Nur'u vermeseydin dersler, eserler, öyle birbirimizi sevmek, kardeşlik. Mesela ben sizi görünce
Rabbim şahit olsun. Yalana şahit olsa kafir olmuşsun. Muttekar 163. Ben rahatlıyorum. Kardeşler görünce rahatlıyorum. Siz de bizi görünce rahatlıyorsunuzdur. Elhamdülillah diyoruz. Rahatlıyoruz. Müslüman, Müslümanın kalbine inşirah verir, ferah verir. Nusrette vesile olur. Öyle oluyor. Şimdi ve son şeyim olsun. Cenazelerde, düğünlerde öbek öbek olur. 3 kişi oldu, 5 kişi oldu. Kim kimle beraber? Ruhları birbirine imtizaç etmiş olanlarla. Hiç şüpheniz olmasın. Hemen hop bulur. Hop bulur. Ötekisi hop bu iş yapar. O ne haber tamam. Görüşürüz abi. O amca ne haber? Onlar akraba. Hemen kaç öte gene. Mecbur olmadıkça beraber olmazlar abiler. Bu gözle bakarsınız o akrab şeylerinize, akraba. Anlamak istiyorsanız nerede bulunuyorsa ruhu o tipten. Şimdi eğer Risale-i Nur'u Allah bize nasip etmeseydi biz farklı olmayacaktık. Allah ne kadar büyük ihsan etmiş, nimet etmiş. Dünyada da vicdan çalıştığım için muaccel ahiretin, cennetin, hemen cennet ve cehennemin bizdeki şey vicdanmış. Mektubat 288'de cehenneme gitmeden cehenneme gider. Gitmeden gider mi? Öyle diyor. Yani cehennemi cismani bir şey değil. Cehennemi manevi var ya kafirin kafası. O daha beter. Müslüman da öyle. Şimdi Allah Resulü bize ne kattı hayatımıza? Dersimizin konusu bu. Neler, nasıl baktırıyor? Mesela adamlar jiplerle geliyorlar, bilmem nelerle geliyorlar. İniyorlar, bir bakıyorsun. Aman yarabbi. İnsan bozulma süreci, ustad böyle saymıyor benim gibi de. Sen şey yapacaksın, Kur'an'da da saymıyor ki böyle böyle namazın farzları diye. İmamlar böyle çıkartıyor. İlk önce bozulma süreci nedir? Taklit ede ede, ne derler diye yaşadıkları için, ne derler diye giyiyor, okuyor, yiyor, içiyor vesaire. Ne derler diye yaşayan maymun olur. Maymun da yaşaya, bozula, sonra ne olur? Yırtıcı olur. Ha, o evde de öyle. Suratına şöyle kedi gibi, köpek gibi, çakal gibi saldırgan yırtıcı olur. Yani yani saldırıyor. Az köpek. Köpek olur veya çakal olur. İlk önce maymunlaşır, sonra köpek olur. Sonra ne olur? Hatırlayan var mı? He? Ayı. Ayı olmaz. He? Domuz mu? Yok, o son. Domuz en son. Hadi. Bunu yapanı yapar? Eşek mi? Yok. İlk önce taklit ettin. Hayvanlar nerede bilir sen? Sonra yırtıcı, sonra sokucu, zehirleyici, yılan olur. Yılan olur. Sonra ayı olur. Sonra en bozulmanın sonucu ayı ol, domuz olur. Artık onda hiçbir hata, haya yok. Allah'tan, kuldan, hiçbir şeyden utanmaz. En kaliteli utanmak nedir biliyor musunuz? En yüksek utanmak nedir? En yüksek utanma. Hatırınıza gelen var mı? En yüksek utanma nereden olur? Yani kişi en çok nereden utanır? He? Eşinden niye utansın o kadar? Mahrem, vücudun mahrem görünmesinden mi? Evet bak. En çok, bravo. Allah'tan gene bir bahane uydururuz. Allah. Ama hayanın en zirvesi yalnız kaldığınız yerde kendiniz kendinizden utanıyorsanız müjdeler olsun size. Haya sizi bayağı hakim. Yani müjdeler olsun o saatlere. Çünkü en kaliteli bilmek Allah'ı bilmek değil. Men arafe nefse, ilk önce nefsini bilen, sonra Allah'ı bilir. Allah'ı bilmek kolaydır. Allah'tan utanmak kolaydır. Allah'ı tanımak kolaydır. Allah'ı bulmak kolaydır. Niye? Peygamberi var. Kitabı var. Kainatı var.
fıtratı var. Ama insan kendisini bilmesi zordur. Kitabı yok. Peygamberi yok. Eseri de yok. İnsan kendisini keşfetmesi Allah'tan daha zordur. Onun için ilk önce kendi. Ben arafe nefse fakat arafe rabbim. Beşinci reşa. Lemalar. 24. sayfa. Bak ne katmış hayatımıza. Peygamber aleyhissalatü vesselam olmasaydı bu olmayacak. Demek ki en büyük utanma insan kendisinin utanmasıdır. Bakayım aynaya bakıp çırp çıplak durabilir mi bir insan? Duramaz. Duramaz ya. Mümkünatı yok. Temizlik bile yaparken insan elinden geldiği kadar kendisini kendisinden örter. Kendisi kendisinden utanır. Kendisi kendisini örter. Kendisi kendisine bile bakamaz abi. Bakamaz ya. Utanır ya. Hasan abi öyle bir anlatıyorsun ki. Şimdi ben kardeşlere de bakıyorum. Ya anlattığı mevzu böyle olması gerekiyorsa biz bunu yapmıyorsak hadi farklı bir yerde miyiz diye böyle yerlendirme. Bu zirve şey. Bu zirve. Aslında belki tevazu için söylenen zirve de olması gereken o. Evet. Standardı aslında bu. Ya Allah razı olsun. Ben gene kurtardım. Standardı. Evet. İnsan çırp çıpla kendisine bakamaz kardeşim. Bu zirve değil. Şimdi bakalım ne kalkmış. Arkadaş, şu Zat-ı Nurani aleyhissalatü vesselam, Zat-ı Nurani, yani böyle ışık saçıyor derken böyle ampul gibi ille değil. Öyle tarafı da var Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ama her şeyi Nurani deyince Allah Resulü, karanlıkları gösteren, aydınlatan, anlam yükleyen, çözen, çözümleyen demektir. Peygamber Hazretesi'nin Nurani. Mahiyeti nur. Mahiyeti nur. Yani peki ne? Yani bizim için meçhul olan, karanlık olan, anlam bulamamış, çözülememiş, çözümlenememiş. Mesela kabir, karanlık üstünü kaldırmış, aydınlatmış. Kim? Nurani bir zat. Bu. Onun için böyle başlamış. Bak, şimdi bundan sonra onun nuruyla bakacağız. Olmasa, yani iki kaynak. Bakmasa, o olmasaydı bu, oldu bu. Olmasaydı bu, oldu bu. En azından ağacın canlı mı, elma mı, armut mu? Şüphe ediliyorsa, kışın ikisi eşittir, yaprak meyve yok. Baharda bakarsın ki yeşillenmiş, canlıymış. Baktın ki armut. Allah Resulü'nün peygamber olduğuna en büyük delillerden bir tanesi kim biliyor musun? Sensin. Topluma çıktığın zaman kendini görmüyor musun o aynada? Onu anlatmaya çalıştım sabahtan beri. Allah Resulü'nün hakkaniyetine senin sana delilin. Senin sana delilin sensin. Bakmıyor musun onla simanı onlarla? Yani kıyas değil. Onlar aynadır. Senin üzerindeki ondan farklılık, sendeki onlardan farklı ahlak, onlardan farklı sima, onlardan farklı anlayış, bakış. Niye farklı? Nereden geliyor bu? Nereden geldi sana ya? Aynı toplumu yaşıyoruz, aynı mektebi okuduk, aynı sudan içiyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı güneş. Niye farklısın? Mürşidin farklı. Rehberin farklı. Ondan, o zaman farkını görmüyor musun? Gözle gözüken bir mucizedir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Kim? Sen sanasın mucize. Sen sanasın. Allah Resulü'nün mucizesisin sen. Olmasaydı simanda, davranışında, ahlakında, haletinde böyle olmayacaktı. Ona en güzel delil sensin. Kime? Sana. Zat-ı Nurani aleyhissalatü vesselam mürşidi imanı. Yani bu mürşidimizin imanı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bak. Nasıl neşettiği hakikatin nuruyla böyle bir lamba zannetme. Nuruyla feraset, basiret, dirayet,
karanlıklar, olumsuzluklar, manasızlıklar, hastalıklar, kanser, ölümler nasıl değişiyor? Nasıl farkı bir koridora geçiyor? Hakikatin bak, nasıl neşettiği hakikatin nuruyla, hakkın ziyasıyla, nevi beşerin gecesini gündüze, şu anda ben bunu okuyorum, insanoğlunun nevi beşerin gecesini gündüze, şu anda gündüz derken bunu tabir, insanların kafaları güneşin altında iken şu kafa kapkara. Yani çözümsüzlük, anlamsızlık, bağnaz, geçimsiz, hırçın, doyumsuz, tatminsiz, tersi yani devamı hırs, öfke, nefret, tenkit, adavet. Bunlar buradan çıkıyor. Demiyor musunuz abiler siz? Lan ne versen ver doymuyor ki adam. Hiçbir şeyle tatmin edemiyorsun. Yakında olabilir. On nurun dışında olursa Peygamber Aleyhisselam'ın, ya ne alırsan al kardeşim, araba al ya. Allah Resulü'nün nuruyla girmemişse bu kafaya, o kadını veya o erkeğin, araba al. İkide bir şey yap. Her gün masraflar yapsın. Her para harcayarak psikolojisi düzelmeye çalışsın. Edemezsin memnun. Allah Resulü'nün hadisini okumuştum. Şöyle geçiyordu bir mana. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin ve teskin ve terakki ettirmedikçe maddi hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemeyecektir. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin ve teskin ve terakki ettirmedikçe maddi imkanlarınız hiçbirisi onları memnun edemeyecektir. Yani onlar derken ben kendimi de edemem. İlle bu kafa nurlanması lazım. Her taraf karanlık oluyor. Kabir karanlık, korona karanlık, salgın hastalık karanlık, pahalılık oldu, bilmem ne oldu. Hele mezar. Ne karanlığı ya? Hayat mücadele diyor. Allah'ını seversen biz bu hayata mücadeleye mi geldik? İmanı kazanmaya ve kaybetmeye geldik. Ne mücadelesi ya? Biz iman ve küfürle mücadeledeyiz. Bunlar bir şey değil ki. Bunlar iş mi yani? Ha, vefat etti. Hayat mücadelesini mi soracaklar? Petrol, dolar ne kadar oldu, altın ne oldu diye. Bugün gidene. Bugün gitti yani. Düşünebiliyor musunuz? Allah bir daha geri dönmeyecek diyor mu? Ezeli ve ebediden ne anlıyorsunuz? Ne anlıyoruz? Ezeli ve ebedi, bir daha dönüş yok. Düzeltmek yok, çoğaltmak yok. Bugün vefat etti. Buna doları sormayacaklar. Mücadeledeydim. Petrolü de sormayacaklar, altını da sormayacaklar. Ya kardeşim, iman ve küfür mücadelesine cidaldeyiz. Hayat ne cidali ya? Teavünlerle devam ediyor. Onlar kurvarı değiştirmeye çalışıyorlar. Yani hayata indirgiyor küfür mücadelesini, hayat mücadelesi diye bize yutturuyorlar. Biz küfürle mücadeledeyiz. Kabri terise çevirmeye çalışıyoruz. Onun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Petrol alsan ne olur? Almasan ne olur? Özel arabayla gitsen ne olur? Dolmuşla gitsen ne olur? İmanı kaybettikten sonra. Ya bu yani. Hayat mücadele değil kardeşim. Hayata kasten indirmişler bunu. Küfür mücadelesindeyiz. Ustaz biz cidaldeyiz. Ama sizin gibi cidalde de değiliz. Biz şu toprak tabakasını terise çevirmekte mücadelesindeyiz. Buradayız. Hani bunu kaçırdık mı çok ciddi bir açılım sonucu olur bize böyle. Onun neşetli nurla hadiselere bakınca o hakkın ziyası meğer yansıtıyor Allah Resulü. Ayna gibi. Güneşe vurur. Güneş de vuruyor ya karanlığa. Meğer hakkın ziyası nevi beşerin gecesini biraz önce anlattım. Mücadeleyi zanni. Gündüze, gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek. Alemde yaptığı inkılap ile alemin şeklini değiştirerek nurani bir şekle sokmuştur. Delili kimdir bu? Sensin. Çalıştığın yerde, evinde, akrabanda, köyünde farkında değil misin kendine? Ya bu enaniyet manasında değil. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis.
Rabbinin nimetini şükür için tadat etmek adına niye farklısın? Niye siman farklı, davranışın farklı, bakışın farklı, anlayışın farklı, çözümlemen farklı, kanaatın farklı, öfken farklı? Çünkü ders almışsın onun nuru. Onun nuru ne kadar varsa hayatın farklı olur. Onun nuru ne kadar olursa. İşte bizim yani nevi beşerin gecesini gündüze, bak gece değil mi insanlar? Hep olumsuz. Bitti. Mahvoldu. Hiç de alakası yok. Tam tersine fırsat. Arkadaşlar, öyle ganimet zamanındayız. Öyle fırsat ki birkaç sene sonra bu fırsatı bulamayacağız. Bu sistem değiştiği zaman, o zaman şu anda sünnet seviyesindeki bir amelini birkaç sene sonra farzla bile bu sebebi bulamazsın. Bu kadar şartlar ağır olması hasebiyle küçük bir amel dev olacak. Dev oluyor bugün. Bugünler, bu dönemde dev oluyorsun. Dev sevap cihetiyle. Bu zamanda cehenneme gitmek çok zordur. Ahbak olmak lazım. Küçük bir hasene ya. Küçük bir dava ya. Küçük bir tercih ya. Derse geldin. Ne oluyor o aleminde? Ötelerde ne oluyor biliyor musun? Şu anda sünnettir. Her bir suretin hakikati var. Hakikatsız suret yoktur. 76 şualar. Suret hakikattan medet alır. Şu anda bu surettir. Allah Resulü öyle demiş. İlim meclisinin suretidir burası. İlim meclisleri cennetin bir bahçesidir diyor mu? Suret. Bu surettir abiler. Bu şu meclisin aynısı şu anda ahirette oluyor. Orada bize işte bu çekirdekte bir şey olacak da böyle olacak da. Onlar burada anlatmak için. Şu anda oluyor. Şu anda ne surette varsa hakikatta da oluyor. Çünkü hakikat ayrı. Hakikat ayrı kulvarda. Suret ayrı. Öyle bir şey yok. Şu anda suret mi bu? Suret. İlim meclisinin bahçesi mi? Evet. Ahirette de aynı meclis var. Şu anda ahirette aynı oluyor. Onun için vefat ettiğimiz zaman olan olmakta olacak zaten. Yeni bir şey başlamayacak. Nokta baş. Büyük hafle devam. Yani şualar 76'da suret hakikattan istimdat eder, medet alır, hayatlanır, ruhlanır. Aynı. Suret hakikat aynı. Aynı anda oluyor. Şu anda oradasınız, orada oluyorsunuz. Orada o meclisten aynen bu. Ama tabii de kalitesi bu suret, o hakikat. Ne demek o? Birisi çekirdek, birisi ağaç. Evet, Nevi Beşer'in gecesini gündüze biraz fazla duruyorum ama yani tıkır tıkır okuyup da ezmek istemiyorum. Çünkü insanlara baktığımız zaman Allah Allah, ilk şöyle dedim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Resulallah, senin getirdiğin nura karınca kararınca hemen biraz muhatap oldum, kabul ettim, onayladım. Senin sünnetini yapmaya çalıştım. Ya Rabbi, dünyada beni bunlardan imtiyazlaştırdın, beni onlardan etmedin. Ya Rabbi, al kanıma kadar bu şeye, kemiğime kadar hissettim bugün. O cenacı birbirini tanıdığım için beni bunlardan imtiyazlı kıldın. Ya ben ne yaptım ki bana bu nimeti verdin? Hiçbir şey de yapmadım ya. Gene ruhumun ötelerinde bir şey mi var? Bunu da bilmiyorum. Yalnız bildiğim şu. Ya Rab bana bu nimeti verdin. Allah Allah. Kuşağın olunca aynı emsal. Bir bakıyorsun. Fesubhanallah. Senin emsallerine bak. Bir de sen. Köylülerin daha şey. Ha Allah Resulü'nün getirdiği nurla İnsanoğlunun gecesini gündüze, tabi talebesi olana, kışını bahara inkılap ettiriyor, değiştiriyor. Kabir ya. Mesela bir tane şey, ölümden korkanlar için bir küçük bir tespitim. 2-3 yerde bahsettim, bu 4 olsun, 5 yer olsun. Arkadaşlar, ders dinliyorsunuz. Soruyorum. Şu anda ders dinlerken
ruhunuz cesette mi, cesediniz ruhta mı? Şöyle biraz genişleteyim. Namaz kılıyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Namazda, derste, huzurlu şeyde, huzur, haz, neşe. O anda, o haletiniz tefekkürde, hissiyatta, duyguda, latifede. Arkadaşlar, cesediniz ruha tabi oluyor. Şu anda siz cesette değilsiniz. İtimad edin. Büyük yanılgı budur. Büyük yanılgı bu işte. İllüzyon dedikleri felsefe bunu yakalamış ama anlamlandıramamış. İllüzyondayız demiş. Şu anda beden sizdedir. Siz bedende değilsiniz. Eğer siz bedende olsaydınız, uşkurluk ve minnetin peşine koşacağınız için burada olmayacaktınız. Uşkur, bedensel hazları, bedensel zevkleri, gayeleri koşan ruhu bedendedir. Yo, ruhunun isteklerine beden gidiyorsa, diyorsun ki bedene, derse gideceğim. Beden mi istiyor bunu? Baklava mı var burada? Bilmem şey mi var? Ha. Şu anda bu hakikaten Kur'an'ın mucizesidir, mucize-i maneviyesidir şu söylediğim Risale-i Nur'dan. Şu anda ruhunuzdadır bedeniniz. Ruhunuz bedende değil, beden ruhtadır. Tamam, tamam. Ondan hazdır, ondan huzurdur. O zaman vefat anında hayat bitti denmiyor zaten. Nefis ölümü tadıyor, hayat bitti demiyor ki. Ha, ruh çıkıyor vefatta, ruh çıkıyor. Bedende değildi ki zaten ruh. Ruh ne yaşamışsa onu yaşayacaktır. Eğer ruh bedene hapsolmuşsa, bedensel hazları putlaştırmışsa, bedeni esas almışsa, beden nereye gidiyorsa ruh da oraya gidecektir. O kabire girecektir. O mezara gidecek, o çamura. Niye? Yaşarken de zaten bedendeydi. Ölünce de bedende olacak. Başka şansı yok. Ama yaşarken ekseriyetle sen, beden sendeydi. Ekseriyeti mutlaka neyse, o zaman beden, ruhaniyeti, maneviyatı seninle beraber olacak. Sen bedende değildin ki bedenin gittiği yere gidesin. Yaşarken zaten bedenin gittiği yere gitmedin ki. Ölünce onun yerine gideyim. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın nurunun manevi bir dersidir. Risale-i Nur bize bu anlayışı vermiş. Böylelikle ne yaptı bize? Kabrin üstünü kaldırdı. Karanlıklı kabri nurlandırdı bize. Şu anda kabir neymiş gördün? Kabir bedenini yaşayan, putlaştıran, ruhunu gömen, bedeni hazlar ve gayelerini yapan, beden nereye gidiyorsa oraya gidecek. Çünkü öyleydi zaten. Yaşarken de beden neredeyse, ruh da orada. Ama ben ta karşıdan geldim. Büyükçekmece'den. Bedenin bir şeyim. Sen de nereden geldin? Bak adam spordan geldim dedi. Bak adam niye geldi? Ruhuna geliyor. Ruh istiyor. O zaman vefat edince de ruhunuzun olduğu yerde zaten sizsiniz. Ruh nereye gidiyorsa, nereye gidiyor? Orada olacaksın. İşte kabri böylelikle ne yapıyor? Kabrin karanlığı nurlandırıyor. Getirdiği nur ile. Evet, o zatın nurani gözlüğüyle. Şimdi bak. O zatın nurani gözlüğüyle kainata bakılırsa, bakılmazsa. Şimdi o zatın gözlüğüyle bakmıyoruz. Bugün ben biraz bağıştan yani etkilendim yani. Cenazeden geliyorum işte. Cenazeden bir yere uğradım geldim. Cenazenin kendisinden değil, oradaki insanlardan etkilendim. Çok etkilendim. Kuşağım olduğu için. Allah Allah. Kıyas da etmedim, bir daha söylüyorum. Orada kendimi seyrettim. Allah'ın bendeki nimetini biraz daha fark ettim. Şükretmekten, onu mukabele edememekten
altında ezildim. Riyakarlık yapmıyor. Ezildim. Allah'ın ne nimetler vermiş. Ne ikramlar yapmış. Ya dünyada cenneti yaşatmış, haberimiz yok. Adamlar duman olmuş ya. Suratlarına baktığın zaman, ya bu beş taneden bir tanesi işte. Duman olmuş. Acıyorsun. Kime? İlk önce kendine. Onları kızmıyorsun ki, aşağılamıyorsun ki acıyorsun. İşin olmuyor. Ona baktığın zaman kendini seyrediyorsun o kadar. Sen lavabodaki aynaya acıyor musun, kızıyor musun? Beni niye daha kötü gösterdin, niye iyi gösterdin diyor musun? Ya, ne teşekkür ediyorsun, ne tenkit ediyorsun. Ayna oluyor. İşte o zatın nurani gözlüğüyle kainata bakılmazsa, kainat bir matemani umumi içinde görünecektir. Matemani umumi. Ne demek matemani umumi? Umumi, yas. Yas tutmak. Herkes ölüm. Hani var ya mezbahaya giderler, kesildi, kesilmeyi bekleyenler var. Hayvanlar. Öldüler, bugün öldü değil mi birkaç kişi? Yarın, yarın için biz bekliyoruz. Mezbahada. Dünya nedir o zaman? Mezbaha ne? Allah Resulü'nün nurani zat, nuruyla bakmazsa, onun nuruyla bakmasa ölüme mezbahada bekleyen hayvanlar gibiyiz. Kafamız kesilecek. Hani bizim bir meşhur misalimiz var ya, bir gemiye binsek, okyanusta gidiyor. Vallahi nasıl olduysa, bindin. Niye bindiğini bilmezsen, gemi gidiyor, nereye gittiğini bilmezsen, bir de bazı görevli zatlar tarafından gemide, sen gel, sen gel, sen gel, sen olmaz, sen gel. Tak 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 kafasını kesiyorlar, köpek balığına yem atıyorlar. Lan bir tane, bir gün, iki gün, üç gün. Sonra sordun, ne yapıyorsunuz siz ya? Merak etme dedi, buradakiler herkesin sıradadır diyor liste. Sen de varsın listede, sen de geldiği zaman kafanı keseceğiz, köpek balığını atacağız. Dese, neye bindiğini bilmiyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Kafası kesilip atıldığını da görüyorsun. Der misin ki bunlardan ta ki hiçbir şey yokmuş gibi, tecavül arifane, hiçbir şey yokmuş gibi. Ya tamam ya bu saatten, bu saat gibi saat mi olur? Bir kahve getir diyebilir misin? Kahve olur mu şimdi o? Bunlar. İşte dünyaya niye geldiğini bilmiyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Bir de her gün el meftun hak diyor, kafayı kesilip köpek balığın gibi yılan çıyan akreplere yem atılıyor. Hakikattan soruyorsun. Ne bu ya? Esselatu vesselamu aleyh. Merak etme, sende liste var. Sende kafanı kesilip atılacak çöpe. Niye geldiğini bilmiyorsun bu gemiye, dünya gemisine. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Kafası da kesiliyorlar. Kesilmeyi de bekliyorsun. Böyle hayatta bana bir kahve getir diyebilir misin ya? Onu çözmen lazım orayı. Çözülmeden rahat yok. Kabir izah edilmeden insanoğluna rahat yok. Kabiri ancak dinler çözer. Kimya ve matematikle çözemezsin. Matemaneyi umumi olarak gözükür. Eğer onun nuruyla bakılmazsa. Sıkmıyorum değil mi? Sıkılıyor musunuz? Tamam. Çok iyi. Ecel celladının satırıyla diyor, hiçliğe atıldığı vakit. Diyor. Ecel, bir de hızlı söyle abim. Ecel celladının satırıyla hiçliğe atıldığı vakit. Allah Allah. Vallahi acayip. Acayip oldum inan. Bugün biraz şeyim ya. Allah Allah. Ecel celladının satırıyla. Bir anda. Ama nur talebesi teris olacağı için namertim der. Bugün ecel gelse yok derim. Ya bu ne nimet ya? Ne nimet ya? Allah ve ahiretle ümitli yaşamak kadar büyük nimet ne olabilir sizce? Allah ve ahiretle ümitli yaşamak. Korkuyorsun kabirden ama valla ne hesap ne olacak? Hiçlikten korkmuyorsun ki. Yok olacağım ki yılan çıyan akrepte, orada kalacağım çamur. Böyle birisi korkmuyor Müslüman. Müslüman neden korkuyor? Günahından korkuyor. O da iman, o da nimet. Niye nimet? O korkmak cezadır, kefarettir. Korktuğun şeyden inşallah ceza çekmeyeceksin. Çünkü çektin zaten korkarak. Anladınız bunu da? Çok şükür. Allah Allah.
bütün mevcudat birbirine karşı ecnebi ve düşman durumunda bulunacaktı. Her şey birbirine düşman olurdu. Ecnebi. Mesela güneş bize niye yardım etsin? Yağmur bize niye yardım etsin? Yani şu anda hastalıklar, koronalar, yaşlılar, yaşlılık birbirimize düşman. Hep aleyhimize çalışıyor. Ne diyeyim? Birinci lavadaki bahis gibi her şey aleyhine. Her şey aleyhinde gözüküyor. Aha bak. Beyazladı. Mikrop da tepemize de bindi. Ben de hasta olmuyor muyum? Ya zannediyorlar ki hep kürsüdeki gibidir. Tamam? Ben de hasta oluyorum. Oldum. Bak beşinci günüm hasta. Bir gün indirdi değil mi beni aşağıya? Ondan sonra ne yaptım peki? Bir gün Kur'an'ımı da okuyamayacak kadar oldum. Onu anlatmak için söylüyorum. Risale'yi de okuyamam. Bir gün Kur'an okuyamayacak kadar o. İkinci gün, yani niye? Ruhum nasıl biliyor musun? Hep hakikatlerle meşgul oluyor. Bedenle uğraşmıyor. Ankara uslubuyla böyle bir söz var ya. Bedenini seslemen. Bedenini seslemen. Bedenini duyma. Meşgul olma bedeninle konuşmasına. Seslemen. Konuşmasıyla meşgul olma. Ya ben bunu yaşadığım şeyleri söylüyorum bu. İkinci gün kalk. Hop. Hadi bakalım biraz da. Allah şahit olsun. Cüzüme böyle ilk sayfa zor giriyorsun böyle. Kim gidiyor. Hadi. Yürü. At gibi kullanacaksın, araba gibi kullanacaksın benden. Yürü hadi. Yürü. Bir buçuk iki sayfasına tırırırt açıldı. Hadi bakalım. Eyvallah. Hadi doğru derse. Bedenini seslemen. Seslemen. Duyma. Konuşmasına kulak asma. Bırak o bağırma. Putlaştırma. Bütün mevcudat birbirine ecnebi, karşı ecnebi ve düşman durumunda bulunacaktı. Cemadat birer cenaze suretini görünecekti. Allah Allah. Her şey cansız cenazeler. Cansız cenazeler. Her şey. Ya arkadaşlar değil mi olmasa ya? Allah aşkına şöyle bakar mısınız ya galaksiden dünyanıza? Niye var ya bu dünya? Ya ben niye varım ya? Hakikaten ölmek için mi varız? Öyle ya, sonuç değil mi ölmek? Ne yaparsan yap, ne yersen ye, ne olursan sporcu ol, mühendis ol, kaymakam ol, kral ol, başkan ol. Sonuç aynı değil miyiz? Niye? Ölmek için mi geldik? Ya mantıksız değil mi ya? Mantıksız vallahi ya. Ama Allah diyor ki kendisi, وَمَا رَبُّكَ بِزَلَامٍ لِلْعَب۪يدِ Rabbin kullarının üzerine zalim değildir diyor. Kendisi söylüyor. Ya Allah'ım ya ne güzel bir Allah'sın sen ya. Nasıl bir tertip ya. Nasıl böyle bir tiyatro oynuyoruz. Bunda sıyrılanlara ne mutlu. İllüzyonda o. İllüzyonu bırakıyorsun. Vay be. Hakikaten bir illüzyon yani. Tertip yani. Ölmek için gelmemişiz ki ya. Ya Adem Aleyhisselam'ı buraya niye getirsin ya? Hakikaten tuhaf ya. Galaksilerden bakar mısın dünyaya? Galaksiden dünyaya. Gir dünya. Ya ne işin var bu içeren köyde? Ya niye öleceğim ya? Ya kardeşim her gün ölüm tehdidi altında mı yaşamak için geldik? Cehennem tehdidi altında mı için mi geldik? Ya ikinci kafamızı vuruyorlar cehennem tehdidi. Cuma'ya gidiyoruz cehennem. Bir vaaza gidiyoruz cehennem ya. Allah cehenneme yakar. Allah yakar. Ya Allah yakmaz deyin ya bir de ya. Hep yakar. Hep cezalandırır. Hep, yok. Hep başkasının söylüyorlar bir de. Hep de ha. Size demiyor. He ya böyle. Şey gibi yani. Yaptıkları bir kısım var. Onu kendinden ayırıyor sana. Acayip bir şey ya. Allah öyle değil ya. Bir tanesi dedim ki Abdullah var. Yalık ediyor. Peki selam olsun o derstedir. Demirtala diyor ki. Odaya geldi dedim. Tepeci. Abdullah dedim. Fıtı sordum ya. Şey için sormadım. Abdullah ne yapacağız lan dedim ya kardeşim bunu. Genç da işte senden de işte. Ne yapacağız bu kadar günahlarımız var dedim ya. Ne yapacağız dedim ya. Ne kadar etkiledi beni ya. Ne kadar ihlaslı söyledi. Dedi ki abi
Ne dedim ben ona bir daha söyleyeyim. Ne yapacağız lan dedim bu kadar günahlarımızla. Nasıl gideceğiz onun huzuruna ya? O kadar nimeti var. Abi dedi, buyur Abdullah. Senin bildiğin gibi de değil ha Allah dedi. Hani sen anlatıyorsun ya Allah çok merhametli. Ha, nasıl anlatırsan Allah öyle muamele edecek sana da onda. Ha, senin anlattığın gibi de değil ha dedi. Of be dedi. Benim anladığımsa o bana yeterdi ama benim anlattığım gibi de değilse ki öyle hakikaten. Elhamdülillah. Biz kardeşim ölmeye gelmedik ya. Biz hayatla savaşmaya gelmedik. Kurban olurum ya yapmayın. Sakın ha, hayat mücadelesi değil ya. Bizim mücadelemiz tek, iman ve küfür mücadelesi. Tamam. Hayat ne olursa olsun, anlamını bulmak içindir. Değil ya, ne mücadelesi ya. Ölmeye de gelmedik. Cennete gitmek için de gelmedik. Biz cennete gitmek için de gelmedik. Muhatap ilahi olmaya geldik. Kendimizi keşfetmeye geldik. Kendimizle tanışmaya geldik. Kendimizi kendimizle fethetmeye geldik. Kendimiz kendimizle seyahat etmeye geldik. Farkındalığımıza geldik. İnsan olmak için geldik. Beşeriyetten sıyrılmaya geldik. Ne mücadelesi ya. Kendini kendinde seyretmeye, kendini kendinle anlamlandırmaya, kendini kendinde tecelli ettirmeye geldin. Bir daha kendini kendine tecelli ettirmeye geldin. Onun için geldik. Kendini kendinde tecelli ettir. Kendini kendinden sıyır. Kendin kendinle barışık ol. Muhatap ilahi ol. Hı? Bütün mevcudatı birbirine karşı ecnebi ve düşman durumunda bulunacaktı. Cemadat birer cenaze suretini görünecekti onun nuru olmasaydı Allah Resulü'nün. Risale-i dersleriyle. Hayvan ve insanlar eytan gibi, yetimler gibi zeval ve firakın korkusundan vavveliyalara düşeceklerdi. Hayvanlar ve insanlar eytan gibi, eytan, yetimler gibi. Niye? Atılmışız buraya. Yok mu kimse ya? Vale, ne haliniz varsa görün lan. Yiyin lan birbirinizi. Öyle mi yapmış Allah? Var ya böyle bir komutan veya bir devlet reisi adamı toplar aç bırakır. Bir böyle bir bölgeye etrafını çitlere çevirir. Mahdut muayene olan su, mahdut muayene biraz ekmek var. Yetmeyecek hepsine oraya atar. Ne yaparsanız yapın lan. Bir kısmı bunu yesin, bir kısmı da birbirini yesin. Öyle mi? Onun için böyle bir yere mi geldik? Böyle bir şey mi var? Yetim böyle miyiz ya? Allahsız mıyız ki yetimiz? Yetim, öksüz, kimsesiz. Şeytandır ya. Fakir de şeytandır. Fakir şeytandır ya. Allah'a yok çünkü. Eytan gibi zeval ve fırak korkusundan vaveliye düşeceklerdi. İkide bir ölüm. Korona. Kanser. Ya hep bu her gün kafamıza böyle vuruyorlar ya. Dinlemeyin diyorum videoları. Korona veya corona veya grip geldiği zaman o olumsuz videolar yatakta ve hastanede onlar gelip çalıştırmadığın halde daha önce yaptığın için, seyrettiğin için onlar aktif. Biri biter, biri başlar. Biri biter, kafanı durduramazsın, kendi kendine hakim olamazsın. Onları öyle zannedersin. Birileri zaten kurmuştu bunu. Öyle korkutmak için. Artık ona öyle inanırsın, vücut da öyle yaşar. Ben kalkamıyorum, kalkamazsın. Neyle kalkamıyorum? Adam yapmış gavuruya, belden aşağı motosiklete kaza yapmış, buradan aşağı felç olmuş. Doktora demiş ki, maalesef sana ifade edin, bundan sonra ömür boyu boyundan aşağı felç olacaksın. İstisna. Olmuş işte. Bu gavur ha, Müslüman da değil. Sonra adam hayal kurmuş. Hayal etmiş, düşünmüş. Üşenmeden 300 defa, 400 defa her gün hayal kurarmış. Ben düzeldim, yataktan indim, hastaneden çıktım, arabaya bindim.
Ben düzeldim, yataktan indim, hastaneden çıktım, arabaya bindim. 300, 100, 200, 400 defa. Vücut nasıl, yani neyi hayal ediyorsa, neyi düşünüyorsan ona dönüşüyor ya. Vücut kalktım, ben iyiyim derken, bak konuşurken bile vücudum bak öyle hareket ediyor. Alıştı biraz. Şimdi bu sefer beyin komut veriyor. Kalktım. Kalkıyor. Ama kalkacak şey yok. Sinyal veriyor, sinyal veriyor, sinyal veriyor. Tersi de var, ben rastladım. Adamın kolu gitmiş. Fabrika dalmaya da. Kolu yok. Kolu var gibi kaşınıyor. Gel de çöz hadi. Ben lojmana geldi bu. Arnavut. Kolum kaşınıyor diyor. Kolu yok. Olmayan kolum kaşınıyor demiyor ha. Hemen zaten oradan çözdüm. Kolum kaşınıyor dedi. Hangi kolun kaşınıyor dedim ben daha. Oysa bir tane kolu. Bu kolum kaşınıyor dedi. Oysa buradan aşağı yok. Tamam dedim, ben bu kolun kaşıntısını gidereyim. Ama kolu yok. İnandığı için kol kaşınıyor. İnandığı için beyin sinyal veriyor. Sinyal verince kol yok. Kaşıntı olarak hissediyor. Ama inansa ki yok, kaşıntı gidecek. İnanmıyor. Kabullenmiyor bunu. Var zannediyor beyin hala. Görüyor musun? Bu da öyle. Ve adam kalktı. Veya istisna. La zaten her şey öyle istisna. Hayatta, hayat zaten istisna. Bir daha mı tekrar olacak? Bugün yaşadınız. İstisna değil miydi? Ne var mı hayat? Bugünkü hayat yok. Yarın ayrı. Bugün yatsı namazının sünnetini kılmayan ezeli ve ebedi olarak bir de bugünkü yatsı namazının sünnetini kılamayız. Yarınki ayrı. Bugünkini dedim. Yatsı namazının sünnetini kaçırdın mı kardeş? Kılmadın. Ezeli ebedi eksik o. Öyle ya. Ya. Şimdi kolum kaşınıyor. Hangi kolum dedi? Şu kolum dedi. Onlar da bana gözü görüyorum. Ne diyorsun ben? Adam anladım tabii. Kabul hemen diyor. Bu kolum kaşınıyor hoca efendi diyor. He. Tamam. Ben şimdi dedim o koluna. Allah'ın izniyle müdahale et. Hiç şey yapmaz. Dedim rahatsızlık veriyorlar eğer vakabiseler. Evet hoca efendi dedi. Onları kov dedi ya. Allah'ın izniyle ver o elini dedi. Al dedi. Tuttum elini. Olmayan el. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi gitmesi lazım dedim. Gidiyor. Gidiyor hoca dedi. Olmayan el düzeldi. Olmayan el düzeliyorsa olmayan el de var olur. Hayvan ve insan tuhaftır. İnsanoğlu gariptir kendisine. Muammadır kendisine. Hazinedir kendisine. Sırdır kendisine. Tılsımdır kendisine. Keşfedilmesi lazım kendisine. Kendisi. Derdimiz biziz. Bırak kabiri ya. Vücut örtmüş bizi, duygular örtmüş, fikirler örtmüş, hayaller mezar olmuş, hırslar bizi gömmüş. Daha nereye gömüleceğim, mezar neymiş ki? Gadapla cinayet işliyoruz, şehvetle cehenneme gidiyoruz, bilmem hırsla namazı terk ediyoruz. Mezar ne yapsın ya? Esas mezar bu ya. Usta tabut diyor, zaman hazır tabuttur diyor 17. sözde. Beden ruhumuza tabut olmuş be kardeş. Bedene gömülmüşüz. Daha ne mezarı, ne mezarı ya. Mezar kurban gitsin. Ama bedeni ruha gömenlere ne mutlu olsun işte. İşte dava, aynı davada yürüyenler işte. Adam iman etmiş, marifetullah'ta terak etmiş, hayatta gaye edinmiş. Hayatta işte gaye. Bak geldiniz. Allah herkesten, hepinizden razı olsun ya. İltifat etmiyorum ha. Bu vaka bu. Çok şükür. Nasip etmiş Allah. Şükredin. Elinizden almasın. Almasın. Şükredersiniz. Edersek Allah nimetini çoğaltır. Şükredelim, fark edelim. Bak bana nasip etti değil. Elhamdülillah bu eserler bana nasip etti ya.
Çok şükür. Aha. Ve kainata harekatı ile, tenevvü ile ve tegayüratı ile, nukuşu ile tesadüfe bağlı bir oyuncak nazarına bakılacaktı. Onun nazarı olmasaydı peygamber harekatı, tenevvü, yani farklılıklar, nimetleri vesaire, değişimleri, işte beyazdan siyah, gençken ihtiyar olduk, siyahtayken hasta olduk, tegayüratı ile, değişim simaları ile, nakışları ile devamlı tesadüfen olmuştur. Olacak. Tesadüf değildir. Ölüm tesadüf değildir. Tevafuktur. Ölmek için de gelmemişiz. Ölen hayvan imiş. Adam aşıklar ölmez demiş. Aşık derken bu sevgilisi değil, Allah'a. Yunus demiş değil mi? Ölen hayvan imiş. Hayvan. Aşıklar ölmez. Yani ruhunu çıkartanlar, ruhuyla barışık olanlar, bedenini ruha sokanlar. Onlar ölmez. Ölen hayvan imiş. Ölen ölsün canım. Kim diriyse ölsün. Ölsün bırak ölsün. Hala diri misin? Kendine vücut rengini verme. Bilhassa insanlar hayvanlardan daha aşağı zelil ve hakir olacaklardı onun nuru olmasaydı. Şimdi ters. Ondan sonra dersi kesiyorum. Şimdi şimdiye kadar onun nuru olmasaydı diye ortamdı. Şimdi onun nuruyla bakalım. İşte o zatın aleyhissalatu vesselam ne kadar güzel iyilik yapmış bize ya. İyi ki geldin ya Resulallah. Değil mi? İyi ki geldin ya Resulallah. Ya Resulallah sen olmasaydın Allah'ı tanımayacaktım. Haberim olmayacaktı. Daha ilerisi ben insan olduğumu kim diyecekti bana? Ben insan olduğumu ne ile nasıl bilecektim? Bir daha ben insan olduğumu ne ile nasıl bilecektim? Emin mi olacaktım? Birisi bana diyecek ki bu nedir? Söyledim bardaktır. Gene söylüyorum ama emin değilim ki. Dese ki tamam isabet ettim. Ben insan olduğumu kim diyecek? Aha, filozofların insan tarifi var değil mi? İşte mücadele eden hayvandır. Konuşan hayvandır. Değil mi? Sonunda bir hayvan koymuşlar. Bakın internette görürsünüz. Filozoflara göre insan nedir? Sonunda ne demişler abiler? Hayvandır. Mücadele eden hayvandır. Düşünen hayvandır. Düşünen hayvandır. Hep hayvan demiş. Lan hayvan olacaktık ki. İnsan oldum, insan olduğumuzu neyle, nasıl bilecektik ve emin olacaktık? Hayvanlığı üst mertebe yapmışlar. Eklenti yapmışlar. Kendisine. Yani. Allah Allah ya. Ustadım bir de insan tarifine bakın 218 şu anlar. Kainatın. Haritası diyor, rüznamesi diyor, ayet-i kürsüsü diyor, Fatiha'sı diyor. Fesubhanallah ya. Ondan sonra Hazreti Ali'nin şeyi var işareteceğiz daha. Sen kendini küçük şey mi zannediyorsun? Bütün kainat sende dürülmüştür diyor. Allah Allah. İnsan tarifi var 20. mektupta. İnsan anlatıyor. Orada da. Bir de şualar 200'ün. Bak hele ya. Ben neymişim ya. Resulullah olmasaydın ben insan olduğumu nereden bilecektim ya. Çoğu zaman insanlığımdan çıkıyorum da. Olduğu halde. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün lütfen. Bu dersin böyle şeyi olsun. Din geldi. Müslümanım elhamdülillah. Nur talebesiyim elhamdülillah. Kendim bu. Bu haldeyim. Beğenmiyorum kendimizi değil mi hepimiz? Beğenmiyoruz. Bak Müslümanız elhamdülillah. Nur talebesi elhamdülillah. Derslerimiz var. Takip ediyoruz. Buyum. Ya din olmasa ne olurdum? Var da buyum. Şükür için, kıyas etmek için. Var da bu haldeyim. Ya olmasaydı? İşte o zatın telkin ettiği iman nazarıyla kainata bakılmadığı takdirde kainat böyle korkunç, zulümatlı bir şekilde görünecekti. Fakat o Mürşid-i Kamil'in gözüyle, iman gözlüğüyle bakılırsa her taraf nurlu, ziyadar, canlı, hayatlı,
sevimli, sevgili bir vaziyeti arz-ı didar edecektir. Nasıl canlı ya? Ölüyorlar. Dur bakalım. Ölümü anlattım. Ölüm bedenedir. Bedenini yaşayan ölecektir. Ruhunu yaşayan teris olacaktır. Evet, kainat iman nuruyla matem-i umumi yeri olmaktan çıkıp matem-i umumi dedi ya, nedir peki? Mescid-i zikir, şükür olmuştur. Yaha, kendini tanımak nispetinde Allah tanınır ve anlam kazanmak içinmiş burada. Matemani umumi değil, mescid-i zikir ve şükürmüş. Sonra birbirine düşman telakki edilen mevcudat, mesela mezar, kanser, korona, düşman gibi gözüken mevcudat, birbirine ahbap ve kardeş olmuşlardır. Bana neler yüklemiş? Mesela hastalık, öf, öyle bir halet verdi ki, ya, öyle halet verdi ki anlatamam yani. Sihatta bulamam ben onu. Şey için, teşvik için demiyor. Başka bir şey ya. Bak, birbirine düşman gibi gözüken olumsuz bela, musibet, hastalık, işte ihtiyarlık, azaymır, ne varsa, düşman telakki edilen mevcudat birbirine ahbap ve kardeş olmuşlardır. Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemadat, şu mezarlıklar, ünsiyetli birer hayatlar ve lisan-ı halleriyle Halik'ının hayatını natık birer musahhar memur şekline giriyorlar. Ağlayan müteşekki ve eytan, ağlayan şikayetçi, yetim kıyafetini görünen, kıyafetmiş ha, mesela neyi hayal ediyorsanız libas giyiyoruz, simanız değişiyor, simamız değişiyor. Neyi düşünüyorsak elbise giyiyormuşuz, simamız değişiyor. Düşünce dima ait, hissetmek vicdana ait, duygu kalbe ait, latife de ruha ait. Bu libas bizi değiştiriyor, simalar değiştiriyor. Diyor ki, ağlayan, müteşekki, eytam kıyafetini görünen insan, ibadetinde zakir, Halikine şakir sıfatını takınıyor. Böyle değilmiş. Neymiş? İbadetinde anlayış, ibadet derken, yani kendini, en kutsi mabet neresidir? Kabe değil. Kim? Kalp. Kendisi gene. Kalp. En mukaddes kişinin, herkesin, kendisinin en mukaddes mabedi, yani ubudiyet yeri, beden, kalptir. İşte namazın, zahir namazın, namazın 12 farzı varken, enfusi namazın, içsel namazın 3 farzını 46. sayfada sözlerde söylüyor. Ruh bedende salata kıyam ederse beden arzda namaz kılar. Bunu bir ara okumuştum 46. sayfa sözlerde. 3 tane. Ruh, kısacası ruh bedende dirilirse beden de ne yapar bunu dışarıda? Namaz dışarıyadır. Salat ruhadır. Ondan sonra bak, ruh bedene hakim olursa, bedende kıyam salat ederse, ruh bedende kıyam ederse, alameti nedir? Kişi dünyada namaz kılar. Onun için yan cahil dahi, şuur olsun ve olmasın, namaz kılıyorsa onun ruhu bedene hakim. Beden, ruh bedene salata kıyam etmiş. Bedende namazda, arzda namaz kılıyor. Değil mi? İşte bu ibadet. Zakir, Halikine şakir sıfatına takınır, muhatap ilahi olur, farkındalığı artar, farkındalığı kadar insan olur. Çünkü hiç kimse anasından insan doğmaz, beşer doğar, zıtların cemidir. Farkındalığı kadar farkı artarsa o insandır ve
kainatın harekat, tenevvuat, tegayürat ve nukuşu abesiyetten kurtulur. Ha, kainattaki bu değişimler, mezardan gelmeler, gitmeler, ihtiyar, kanser, işte korona, morona, bunlar abesiyet ve manasızlıktan çıkar. Rabbani mektuplar, Rabbinin seni sana tanıtmak için yazdığı mektuplar, ayat-ı tekvine sahifeler, esma-i ilahiyeye ayneler suretini inkılap ederler. Bakıyorum. Neymiş? Cenab-ı Hakk'ın sana mektubuymuş. Sana has. Kur'an genel. Genel içini gene has. Herkesin bir Kur'an'ı var. İşte o olumsuzluklar, hadiselerde daha çok o umumi Kur'an'da hususi Kur'an'ımız ortaya çıkıyor. Rabbani mektupmuş hadiseler. Mesela bak. Rabbani mektupmuş. Hastalıklı Rabbani mektup. Sonra ayat-ı tekviniyelerin sayfeleriymiş. Serum takmak mesela. Esma-i İlahi ayneler suretinde çocuğun öldü, geldi, gitti. Hulasa. Bunu düz okuyayım. Hulasa çünkü geçti zamanı. İman nuruyla alem öyle terakki eder ki, daha dokunmuyorum izah. Hulasa, iman nuruyla alem öyle terakki eder ki, Hikmet-i Samedaniye kitabı namını alıyor. Ve insan zelil ve fakir ve aciz hayvanlar sırasından çıkar, zaafının kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubudiyetinin şefketiyle, kalbinin şuayıyla, aklının haşmeti imaniyesiyle, hilafet ve hakimiyetin zirvesine yükselmiştir. Allah Allah. Hani toprağa girmişti. Hatta aç, fakr, ihtiyaç ve akıl onun sukutuna esbab iken, mezara giriyorsun dedi akıl, alçalmasına sebep iken, Allah Resulü'nün nuruyla suud ve yükselmesine sebep olurlar. Zulümatlı, karanlıklı bir mezar ekber suretinde görünen zaman-ı mazi, Enbiya ve evliyanın ziyası ile ziyadar ve nurani görünmeye başlar. Karanlıklı gece şeklinde olan istikbal, Kur'an'ın ziyası ile tenevvür eder. Cennetin bostanları şekline girer. Buna binaen o zat-ı nurani olmasaydı, aleyhissalatü vesselam, bu iliği nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum, olmasaydı kainatta, insanda, her şeyde Adem hükmünde kalır, ne kıymeti olur ve ne de ehemmiyeti kalırdı. Binaenaleyh bu kadar garip, acip, güzel kainat için böyle tarif, böyle bir tarifat ve teşrifatçı bir mürşidi harika lazımdır. Bu kadar güzel kainat için, nasıl güzel? Onun nuruyla bakınca, böyle tarifat ve teşrifatçı bir mürşidi harika lazımdır. Eğer bu zat aleyhissalatü vesselam olmasaydı kainat da olmazdı. Mealinde levlake levlak ve mahalaktül eflak olan hadisi kutsisi şu hakikati tembih et. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı, bu hakikati ruhumuza nakşetmeyi, ruhumuzu bu anlatılanlardan daha âli etmeyi, ruhumuza bedeni mahkum olanlardan eylesin. Bizi muhatab-ı ilahi yapsın. Kendisine kul, Habibine ümmet, ustadımıza talebe, birbirimize kardeş eylesin. Bu suret olan, maide-i Kur'ani olan, şu Allah Resulü'nün tabiriyle cennet bahçesinin bir sureti olan şu, hakikati zaten inkılap ettirmiş. Hakikati bize dönüştürsün. Ve bizi birbirimizden ayırmasın. İştirak-ı amali uhreviyeden bizi sevenleri, bizim sevdiklerimiz, evlad-ı yâllerimizi, çoluk çocuklarımız, akrabalarımızla hepsini hissedar eylesin. Evimize maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi ve arzi, tauni ve salgını her türlü hastalıklardan, musibetlerden hepsi emin eylesin. Musibetler olursa da bize basamak etsin. Altında bizi ezdirmesin. Arkasına sıyrılıp onu anlamlandıran, şunlandırıp farkındalığını artıran kullarından eylesin. Amin. Yani nur talebesi eylesin. Vahir davahum
Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tı mahselam aleyküm. Allah razı olsun. Amin. Allah sizden de razı olsun.